Merhaba, yurt dışında yaşama kararınla yeni bir yolculuğa çıkıyorsun. Her yolculuk zordur. Hiç merak etme, hemen ileride ülkemizin temsilciliği var. Gel sana yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili birkaç anımızı anlatayım. Mesela Mehmet ve Sinem yurt dışında yuva kurmak ister. Nikah işlemleri için endişelenseler de tüm hazırlıklarını kolayca yapıp Moskova Büyükelçiliği'nde evlenirler. Mehmet hayatının en güzel gününü Büyükelçilik'te yaşadığını söyler. Büyük bir firmanın Almanya ofisinde çalışan Ahmet Bey artık bir kız babasıdır. Yüzünde tarifi olmayan bir gülümsemeyle başkonsolosluğa gelir. Sırada kızının doğum kaydını ve çok vatandaşlık başvurusunu yaptırmak vardır. Torunlarıyla birlikte Kanada'da yaşayan emekli çiftimize evleri küçük gelmeye başlar. Daha büyük bir ev bulup hemen taşınırlar. Adres beyanı için yine başkonsolosluğa gelirler. Aysel Hanım'ın bazen Türkiye'de halletmesi gereken önemli işleri olur. Çalışma hayatının yoğunluğu seyahat etmesini zorlaştırır. Bu dönemlerde Bakü Büyükelçiliğinden vekaletname çıkartıp işlerini kolaylıkla halleder. Sinan Amerika'da hayalini kurduğu üniversiteye kabul edilir. Sırada askerlik erteleme işlemi vardır. Hemen konsolosluk.gov.tr'den randevusunu alıp işlemini halleder. Cemal Bey seyahat etmeyi sever. Tabii bazen aksilikler de olur. Mesela Afrika'da çantasını kaybettiği gün hemen konsolosluk çağrı merkezini arayıp yardım alır. Daha sonra Büyükelçiliğe gelerek geçici pasaportunu çıkarttırır. Hasan Bey uzun zamandır ülkesine gitmemiştir. Ailesiyle birlikte Türkiye gezisi yapmak ister. Rotterdam Başkonsolosluğuna başvurup yeni kimliklerini alırlar. Hasan Bey'in çocuklarına göstermek istediği bir sürü yer vardır. Bir de Mehmet amcanın son zamanlarda başkonsolosluğa gelme sebebi var. Sağ olsun Mehmet amcamız memleket özlemini gidermeye geldiğini söyler. Tabii her zaman sizi temsilciliklerimize beklemiyoruz. Hastane, cami, bayram ve taziye ziyaretlerimizle her zaman yanınızdayız. Ayrıca tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınında da vatandaşlarımızın yanındaydık. Mesela Dublin'de Covid hastası olan Asım Bey'e Büyükelçiliğimiz tarafından o kadar ilgi gösterildi ki hastane başhekimi onu ülkesinde ünlü biri zannetti. Malezya'da denizin ortasında ilacı tükendiği için yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kalan Turan Bey'in ilacını Büyükelçiliğimiz Türkiye'den getirterek vatandaşımıza ulaştırdı. Bolivya'da yaşayan böbrek hastası Murat Bey, COVID-19 salgını sırasında Büyükelçilik arabasıyla Cochabamba'dan La Paz'a getirildi. Oradan Sao Paulo'ya ulaştırılan Murat Bey, diğer vatandaşlarımızla birlikte ülkemize getirildi. COVID-19 salgını sürecinde 5 kıta 141 ülkeden 100 binin üzerinde vatandaşımızın ülkemize dönüşü sağlandı. Dünyanın her yerinde birlikte güçlü Türkiye. Biz büyük bir aileyiz. Biz Türkiye'yiz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı